adım atıyorsunuz. Gençler tamam, çok tamam, büyük. Çıkara, çıkara. Ben geç görüyorum. Bakın arkadaşlar, şu gömleği, şu gömleği yanlış idik dersen dibi hep yanlış gibi. İlk adım atmanız düğünle başlıyor. Onun için her anlık selamlık çok önemlidir. Bu da şeyi gösteriyor, gösterge. Kendinize değer verdiğinizi gösteriyor. Ben bugün üçüncü günüm, yurt dışına geliyorum. Daha çok oralarda buhran, bunalım, panik atak, depresyon, canım sıkıldı gibi konferanslar veriyorum. Camilerde, kiliselerde, dernekler, elim gözüküyor. Cenazelerde, düğünlerde. Niye anlatıyorum? Hep baktığın zaman evlenirken yanlış adım atmalardan geliyor. Doğru düşünülmekten geliyor. Yani basit zannediyoruz ama bu. Şu anda ben inanıyorum ki bu törene rahmet melekleri geliyor. Çünkü ya Rabbi diyorsun şimdi. Ben adım atıyorum, ciddi bir adım atıyorum. Bu da dünyadaki hadiseler, dünyadaki eylem ve düşünceler ahiretin çekirdeği oluyor. Atacağım diyorsun ki şimdi ya Rabbi, kadın erkekler çal patlasın, vur oynasın, yapabilirim. Ekle bire gel ya. Bu bir adım. Onun için hem düğün sahipleri hem de sizi tebrik ediyorum ki iştirak da etmişsiniz. Ben şimdi size 15 dakikada hayatta pratik olarak işinizi yarayacak birkaç cümle sarf edeceğim. Değerli kardeşlerim, hayatta en pahalı alınabilecek ve çok zor ulaşılabilecek şey samimi dostlardır. Hayatta en pahalı ve en zor ulaşılan şey dost. Dostun başı da Allah. Dost istersen Allah yeter. Niye? Dost bulmak için veya dost olması için bir, zaman vermen lazım. Zaman yatırımı yapıyorsun ona. Ömür geçirmen lazım onunla. Sevdiklerini paylaşman lazım onunla. Vesaire şeyleri onunla paylaşıyorsun. Ömür veriyorsunuz, yemek yiyorsunuz, akrabalık bağ yapıyorsunuz. Yani bayağı yatırım yapıyorsun bir dost olayım diye. Ben çok samimiyetimle itiraf edeyim ki, kendi hayatımdan söylüyorum. Ben çok samimiyetimle itiraf ederim ki, çok güzel dostlarımı basit beklentilerim yüzünden kaybettim. Beklentilerim yüzünden kaybettim. Yani ondan değişik bir şey bekliyordum. Oysa onun haberi de yok. Gittim, onlar olmayınca dostlarımı kaybettim. Çok güzel dostlarımı kaybettim. Derim ki dostlarım, dostlarınızı basit beklentilerinizle kurban etmeyiniz. İnsan hatadan âli değil. Hata yapar. Muvazeneye bakmak lazım. Muvazeneye ama dostlarımızın hasenat seyyiatıyla ölçülmeli. Bir iyiliğiyle hemen rafa, rafın üstüne koymadığınız gibi bir kötülüğüyle de bu duruma koymayın derim. Başka bir şey konuyu değiştiriyorum. Yani birincisi dostlar hakkında oldu. Arkadaşlar, arkadaş bulursunuz ama dost bulamazsınız. Ona zaman veriyorsun, yemek diyorsun, seyahat ediyorsun vesaire şeylerini paylaşıyoruz. Ne kadar pahalı elde ediyorsun. Basit bir sebeple hemen bahsedeceğim. Sıkıntı. Zahiri görünüşte ameliyatta 4 kişi birisini yatırmışlar, kesiyorlar görürken. Ameliyathaneye adam cani. Ameliyathanenin ne olduğunu bilmiyor. Bir adam hastaneden gireceğim derken yan kapıdan girdi. Ameliyatın içine girmiş. 4 tane adam yeşil elbiseli birisini yatırmış kesiyorlar. Değil mi? Yatırmış kesiyorlar. Peki ne dersin? Ulan şu sahneye bak ya. Lan 4 kişi bir adamı yatırmış kesiyor. Aslında siyahati için ameliyat ediyorlar. Bilmiyor. Hikmeti ve neticesi bilinmeden zahiri nazarda da eylemler böyledir. Allah'ın bize ameliyat manasında olan eylem ve sıkıntı bilinmeden
bilmezse, çünkü ameliyat niçin yapılıyor? Gelecek hayatı için yapılıyor. Cenab-ı Hak da bize yaptığı muamelelerin içerisinde eylem ve sıkıntılar da ruhun ameliyatıdır. Unutmayın. Bak, ruhun ameliyatı elemdir, sıkıntıdır. Çünkü ateştir. Ateş. Sihat ve servetin kurtardığı adama nispeten batırdığı adam çoktur dedi Hazreti Ali'nin bir adama. Sihat ve servetin kurtardığı adama nispeten batırdığı adam çoktur. Ama elemden dolayı sefaati gidemiyor. Demek ki elem bir ameliyathanedeki cerrahi bir ameliyata benziyor. Zahirisi çirkin gözüküyor ama ruh ameliyatı içinde. Onun için sabırla beklemek lazım. Muhabbet ve aşkın elemi olmamış olsaydı, yani mama volkanla kendini dışarıya taşımamış olsaydı, dünya paramparça olurdu. Arkadaşlar, dünyanın merkezinde mama var. Bak, kendinizden anlatacağım bunu. Dünyanın merkezinde mama var. Nükleer bir santrala da benzemiyor. Korkunç bir ateş var. O patladığı zaman dışarıya nefes alması lazım. Volkanla. Şayet eğer volkanla nefes almasa o mama dünyayı paramparça eder. Volkanla çıkıyor dışarıya. Zannediyor musunuz ki kırmızıdır aşağıda? Bilim adamları dünyanın merkezindeki o mama kor, simsiyah, hep maden. Abi kırmızı değil o. Sonra dağın tepesine veya dağa çıkarken havaya temas ettiği zaman o maden kırmızıya dönüşüyormuş. Aynen bunun gibi ruhta yanan bir kor, aşk, muhabbet, tasa, çile, eğer kendisini bir vesileyle dışarıya ifade etmese insanın ruhu infilak eder. Edemeyenler intihar ediyor. Peki bu infilakı neyle yapıyor? Neyle tedavi ediyor? Nefes alıyor? Din ile. Din ile yorumluyor. Din yoksa yorumlama yok. Neyle yorumlayacaksın? Başka konuyu değiştiriyorum. Bu İngilizce çekeceğini zannediyorum. Hiç düşündünüz mü? Gece çalışanların simaları, gece işçiler var ya fabrikada çalışıyorlar. Onların simaları, hele sevgili kardeşim, hocam, kardeşlerim, size hasretle söylüyorum. Gece fabrikada çalışanlar var. Simaları çöküyor tabii, gece istiyat ya. Ama aynı evi gece teheccüd namazına kalktıkları zaman niçin insan umurlanıyor? İkisi de emek ve çalışma. Adam gece kalkıyor, namaz kılıyor, nurlanıyor. Beni çok ilgimi çekiyor, nurlanıyor. Namaz kılan niçin sokakta bakın, namaz kılanlar değil. Almanya'ya gidip Türk mü, Fransız mı, Pakistanlı mı değil. Gel İstanbul, İstanbul'a bak bakalım, bu Banlı'ya benziyor. Git bana, bu kadar içeği benziyor. Kadar içeğiye benziyor. Git o ilçeye, falan köylüye benziyor. O köye git, Mehmet Ağa'nın çocuğu ya. Niçin simalar farklı? Şimdi şey anlatacağım. Arkadaşlar, lavaboya gittiğiniz zaman sizi gösteriyor. Lavabo, ayna. Ama şu deri var ya deri, öyle sayma, nurani bir ayna ki içinizi, batınınızı, ruhunuzu dışarı yansıtıyor. Dışarıdaki olayları da içeriye alıp canlandırıyor. Deri kadar saygın, parlak bir ayna yoktur. Bundan daha parlak ayna yoktur. Mesela bak, seyrettiğiniz film, işittiğiniz müzik veya ses, kokladınız, tad aldınız. Bu çok önemli, psikolojide çok önemli. Bak, seyrettiğiniz, kokladınız, tad aldınız, dokundunuz, her şey içeriye girdiği zaman canlanıyor sevgili
İşte onlar şeytan. İşte içeridekiler bakıyorsun namazı diyor mu kılmıyor? Faiz diyor mu yemiyor? Gayretçi yaşıyor mu yaşıyor? Simadan belli. Dışarıdaki ise gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden aldıklarını da içeriye taşıyor şu deri. Deri kadar saydam, nurani yok. Bak gece fabrikada çalışan adam suratı nurani. Ama bir kalkıyor, belki de yüzde biri kadar, iki rekat mevcut buluyor, adam nurlanıyor. Bir sevgili kardeşim, o da öyle, o da öyle. Niçin o namaz kılınca nurlanıyor da, gece çalışan adamın suratı nurlanıyor? Nur ile namaz arasında bir ilişki yok mu? Bu ne biliyor musunuz? Allah tarafından namazın hakkaniyetinin üzerine vurdu, mühür ve sirke. Namaz kılanların simaları diğerlerinden imtiyazlaşması, farklılık olması Allah'ın fiilen ona yardımı gösteriyor. Konuyu değiştiriyorum. Hani bizim memleketlerde derler ya, boş silahı şeytan doldurur. Öyle değil mi? Hani sizde de var değil mi Ertuğrul'da? Boş silahı tutma birbirinize, şeytan doldurur. Bak şimdi. Boş silahı şeytan doldurmaz kardeşim. Ama boş kafayı şeytan dolduracak kesin. Boş silahı şeytan doldurmaz. Ama boş kafayı şeytanı dolduracak kesin. Hayatta kimseye güvenmeyeceksin sözü cahillerden kalmadır. Ama iki defa kime güveneceğini bilmek İslam'dandır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık dedi ya Resulallah, bir delikten bir Müslüman iki defa ısırılmaz. Evet, kâfırlardan kalma sözü söylüyorum. Hayatta kimseye güvenmeyeceksin sözü kâfırların sözüdür. Ama iki defa hayatta kime güveneceğini İslam'dan. Başka, aynada gördüklerine şüphe etmediğin gibi mevcudat aynasında anlaşılan mana sahibinden de şüphe etme. Mesela aynada baktığın zaman aynada gözüken de şüphe etmediğin gibi insanın ruhunda gözüken bekâ arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk isteği de o isteklerin gösterdiği halinden de şüphe etme. Bekâ duygusu bekâyı gösteriyor. Başka, hatırlamak için cihazımıza mukabil unutmak için cihazımız yok. Hatırlamak için hafıza var. Ama içeriye koyduğumuz bilgileri unutmak için cihaz yoktur. Beni tekit edenleri tekit etmeye zamanım yoktur. Çünkü beni sevenlerle sevmekle meşgulüm demeli. Bir daha sevgili kardeşim adını dinle şunu. Beni tenkit edenleri tenkit etmeye zamanım yok. Çünkü beni sevenleri sevmekle meşgul. Sevmekle meşgul olursan tenkite zaman bulamazsın. Eğer birileri tenkit edip hürmet ediyorsa o demek ki sevmekle meşgul değil. Sözün bazen cama atılan taş gibi ruh aynasına atılan sözün ruhumu paramparça ediyor. Söz ne adama bir söz söylersin, iki sene kalmaz. Başka, yalan olmak isteyip de olamadıklarımızı anlatmaktır. Başka, üzgün kadar üzüleceksin, sevdiğin kadar sevileceksin, unutma. Abi beni kimse sevmiyor. Sen de kimseyi sevmiyorsun demek. Ben dakika dakika. Varlık insanın gölgeleridir. Peşine koşma, yakalayamazsın. İnsanlar seni aldatmıyor. Sen yanlış insanlar üzerine hakikatlerini kurmuşsun. Gülümsemek insan sarayına giriş kapısıdır. Somurtkanlık ise bilakistir. Gereksiz tenkit aslında gizli takdirdir. Adam seni gizli takdir ediyor da diyemiyor onu. Ne yapıyor? Tenkit ediyor. Neyle?
gereksiz tehditlerle. Sen iyiliklerinle güçlenirsin, keşkelerinle tükenirsin. Hayatı tüketen keşkelerdir. Keşke böyle yapmasaydın, keşke böyle demeseydin deme arkadaşım. Hadis-i Şerif var bunun inancı. Diyor ki, olanda hayır vardır. Bir daha söylüyorum. Olanda hayır vardır, hayır. Başka? Hiçliğini bilmek mi? Kaybedecek bir şey kalmamaktır. Sevmek ve nefret etmek zahirde bedelsiz zannediliyor. Oysa en yüksek bedel ödemektir. Şimdi Almanya'da gördüğüm bir cümleyi söylüyorum. Benim peşimde koştuğum dünyalıkları ele geçirenlerin çoğusunun mutsuz olduklarını gördüm. Madem öyledir, ben niye peşine koşayım? Bir de okuyayım bari. Benim peşinde koştuğum dünyalıkları ele geçirenlerin çoğusunun mutsuz olduklarını gördüm. Dünyalığı esas almış, ahiret unutmuş, bir kısmı geçirememiş, bir kısmı maddeye ele geçirmiş. Ama çoğusunu mutsuz gördüm ben. Benim peşine koştuğum şeyleri eline alma. O zaman da benimle geçirenler mutsuz. Ben daha niye onun peşine koşayım? İnsan en harika konuşmayı gözleriyle yapar ama farkında değiller. Garip değil mi? Kesin öleceğini bildiği halde ölümü hiç nazara almaz insan. Aldattı mı bir kere seni, artık onun doğrularından da şüphe etmeye başlarsın. Sakın okyanus yolculuğuna sandalla kayıkla yola çıkma. Herkesin mutlaka zayıf bir noktası vardır. Şeytanın da zayıf noktası senin takvandır. Zekiler, sadakat, kanaat, sebat, itaat bir hakikatin etrafında veya cemaatin içinde eleyemezler. Fena fiil ve tefani sırrına ihtiyaç duymazlar gibi sorunları yaşadıklarından dünyada en bedbaht insanlar zekilerdir. Akıllı insanlar kimdir? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadır. Bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Bu aklında kendisini idare edeceğini zannetmek zekiliktir. Evet. Saat herhalde dol desanda okundu. Burada kesiyorum. Geceniz, gündüzünüz tekrar mübarek olsun ve üç aylarınız Alem İslam hakkında ve hakkınızda ve hakkımızda hayırlı o geçmesini ve vesile olmasını Cenab-ı Hakk'a İbrahim'de niyaz edelim. Bu çift kardeşlerimize de dünya ve ahirette mesum ve hayırlı evlatları Cenab-ı Hakk'a nasip etmesini Cenab-ı Hakk'a niyaz edelim. Hepinizin usul ve kurullarının İslam ve Kur'an dairesinde muhafaza edilmesini rahmet ilahiyle niyaz edelim. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.